Türk Eğitim Tarihi sayfa 5. Türklerin Müslüman olmalarından önce. Türklerin 10. yüzyılda Müslüman olmalarından önce tarih sahnesine çıkmış en önemli devletleri Hun, Göktürk ve Uygur devletleridir. Bu devletlerin toplumları için bazen eski Türkler de denilmektedir. Bunların eğitim, görüş ve uygulamaları benzerlik gösterirse de her birinin temel özellikleri de vardır. Türklerin Müslüman olmalarından önceki dönemlerde eğitimlerinin temel özellikleri şunlardır. Türk toplumlarının eğitim anlayış ve uygulamaları yaşama biçimlerinin etkisiyle şekillenmiştir. Çocukların ve gençlerin toplumsallaştırılıp eğitilmesinde toplumun töresi önemli bir rol oynamaktadır. Bu devirlerdeki Türklerin eriştikleri uygarlık ve kültür düzeyi onlarda örgün eğitim kurumlarının bulunduğuna kesin bir delil ise de bu kurumlar hakkında henüz bilgimiz yoktur. Bu dönemin edebi eserlerinde yaygın olarak bir talimi yani öğretici amaç bulunduğu görülür. Bunlar insanlara hayatta yol gösterebilecek ilkeler, ahlaki esaslar, felsefe kırıntıları taşır. Şiir ve kısmen atasözü niteliğindeki bu parçalar o dönemlerin ahlak ve terbiye anlayışını gösterir. Bunlar iyiliğin, cömertliğin, bilgeliğin, cesaretin önemi ve değeri, büyüklere itaat vesaire gibi bugün de yaşayan değerlerdir. Eski Türklerde alp insan tipine önem verilmektedir. Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan kendisine tüm dünya halklarının itaat etmesini ister ve kendisini dünyanın hükümdarı, yöneticisi olarak görür. O dışa dönük, mekanda genişlemek isteyen, göçebe, akıncı, düşmanlar ve hayvanlarla mertçe çarpışan üstün Türk'ü temsil eder. Eski Türklerde köklü bir bilim sevgisi vardır. Alp insan tipinin temel özelliklerinden biri, onun cesur olduğu kadar bilge bir kişi oluşudur. Eski Türklerde mesleki eğitimde önemli bir yer tutar. Türklerin tarihi bilinen en eski yazılı belgeleri de Müslüman olmalarından önceki döneme aittir. Eski Türklerde genellikle cinsiyet farkı gözetmeden büyük bir çocuk sevgisi vardır.